This is one of the clearest signs of Turkey's recent economic boom, the high-speed railway network. This one connects Ankara to Konya, a city which was previously seen as largely agricultural in the center of the country, but which has seen rapid economic and industrial growth in the last few years. This is only the second high-speed railway network, and Konya was chosen as the destination. So let's go on board and see one of the governing party's pet projects. Here in the driver's compartment, you can see all the state-of-the-art technology. The train goes at 250 kilometers an hour, and it's cut what was previously a 16-hour journey via another city down to just 1 hour 45 direct from Ankara to Konya. Konya is one of the strongholds of support for the governing AK party, and it's partly due to investment projects like this. I am very happy with it because it makes people's life easier, life very convenient, Konya people is very happy with this, and they support AK Party for this project. The governing party. Right, right. The people in Konya like the vision of AK Party in Turkey, I think. People see something that changed their life directly, so they vote that party. People want to see that, I think. Sayın yolcularımız, yaklaşık 5 dakika sonra Konya'ya ulaşmış olacağız. So that journey took 1 hour and 47 minutes. Extremely reliable, extremely efficient, and a real vote winner for the governing party. Saatte ortalama 200 kilometre hızla gidecek. 1,5 saatten fazla süren yol 35 dakikaya düşecek. Konya-Karaman arasında 102 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı bu ay hizmete girecek. Konya-Karaman arasındaki hızlı tren test sürüşleri titizlikle devam ediyor. Şimdi o test sürüşlerinden birine tanıklık edeceğiz. Tren hat boyunca 200 kilometre hıza kadar ulaşacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 saat olan mesafe yarım saate kadar düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demiryolları'nın hayata geçireceği projeyle Konya Adana'ya demiryoluyla bağlanacak. O projenin ilk etabı olan ve Karaman'a kadar uzanan hatta altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlandı. Hızlı tren için test sürüşleri yapılıyor. Test sürüşünde sadece iki hat arasında trenin gidip gelmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değil. Çok önemli, çok teknik cihazlar kullanılarak trenin bütün hassasiyeti de ölçülüyor. İşte bu sensörlerden trenin birçok noktasına yerleştirilmiş durumda. İşte bu bilgisayara geliyor, bu bilgisayarda kontrol ediliyor. Şayet standartlara uygunsa bu tren testlerden geçebilecek. TCDD'nin yapmış olduğu yeni hatların veya yapmış olduğu yeni trenlerin, tren setlerinin tescil edilmesini sağlıyoruz bu sayede. Proje tamamlandığında Konya-Adana arası seyahat süresi 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da önemli bir yatırım hayata geçecek. Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yükler Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılacak. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak.
Karaman sinyalizasyon işinde çalışmaktayım. Çumra'da yaşıyorum, ailem Çumra'da. Karaman'a gelip gidiyorum. Günde 60-70 kilometre geliyorum, gidiyorum. Sabah 8'de işimiz başlıyor. Yapılan işleri kontrol ediyorum. Düzenli, temiz, daha sağlıklı, daha güvenilir olması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. İş ortamımız güzel. Çalışan personelimiz işi bilen personel. Ne yapacağını bilen personel, projeye hakim, kendinden emin şekilde çalışmakta. Şu anda işimizi gayet hızlı, gayet sağlıklı ve gayet düzenli yapmaktayız. Bu projenin bitiminde demir yollarında hem yolcu hem yük taşımacılığımız daha seri ve daha hızlı olacak. Milletimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Yollar bizi aşındırmaz, iş bizi usandırmaz. Karaman'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Herkese günaydın. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş üstüne koyulmamış bir alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarında örmeye devam ediyoruz. Bugün Karaman'a da büyük bir müjdeyle geldik. Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı projemizin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Bugün Ankara'dan Karaman'a kadar hızlı trenle direkt olarak geldik. Hattı biz test ettik. Gayet mükemmel. Bütün işler tamamlanmış durumda. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.